Kur'an'dan bu kadar fazla yorum çıkarılması doğru mudur? Evet doğrudur. Çünkü Kur'an öyle bir kitap ki metni bir kez nazil oldu ama manası her gün nazil olmaya devam ediyor. Bu Kur'an'ın eşsiz bir aslında özelliğidir. Kur'an'ın o iniş hikayesini, o tarihini bir hatırlayalım. Alak suresinin ilk beş ayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda, Cebrail tarafından getirildi biliyorsunuz. Son ayette bazı ihtilaflar var bu konuda ama genel anlamda görüşler bu yönde biraz daha yoğunlaşıyor. Maide suresinin üçüncü ayeti işte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimeti tamamladım ayeti. Maide suresinin üçüncü ayeti Arafat'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nazil oluyor. 23 yıllık bir nüzül süreci var e, o Kur'an'ın ve bu 23 yıllık süreç içerisinde biliyorsunuz olaylar oldu ayetler indi çeşitli muhataplar üzerine indi o işte farklı farklı sebepler dairesinde indi ama nihayetinde iki kapak arasında toplanınca o 6236 ayetiyle belli bir zamana, belli muhataplara inmiş olmasına rağmen farklı bir özelliği oldu Kur'an'ın ve kıyamete kadar o evrenselliği ve güncelliği hiç kaybedilmeden devam edecek bir ilahi metin olarak karşımızda duruyor. Böyle olduğu için de ilk günden bugüne kadar, bugünden de son güne kadar Kur'an'ın çeşitli tefsirleri yapılacak, insanlar anlamaya çalışacaklar yorumlamaya çalışacaklar. Üzerinde farklı farklı şeyler yapacaklar. Yani bu hiçbir zaman bitmeyecek. Ama bu demek değil ki tabii bu alanda herkes istediği gibi kalem oynatacak. Yani önümüzde eli kolu bağlı, dili bağlı bir metin var ve biz Kur'an'a istediğimizi söylettirelim. Yani böyle bir düşünce var ne yazık ki. Ama bu genel anlamda kabul görmeyecek bir şeydir. Çünkü nihayetinde her şeyde bir usul arandığı gibi yorumlamada da tefsirde de bir usul aranır ve gerçekten de Kur'an hakkında konuşan insanların belli bir ilmi donanıma sahip olması gerekir. Ya da diyelim ki bir uzmanlık alanı vardır. Bu uzmanlık alanının alanı ile alakalı ayetleri değerlendirecekken öteki alanlarla alakalı bilgileri de bu işin uzmanlarından almak durumundadır. Dolayısıyla biraz daha Kur'an'ın böyle bir özelliğini hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Şimdi ilk günden bu tarafa şöyle bir zihinlerimizi yoklasak onlarca farklı alanda tefsirlerin yazıldığını görüyoruz ve dediğimiz gibi bu yazılmaya da devam edecek. Çünkü Kur'an'ın böyle bir özelliği vardır. Şartlar değişecek, sosyal hayat değişecek, kültürel hayat değişecek, muhataplar değişecek. Dünya farklı bir noktaya gelecek. Kur'an ona göre yorumlanacak. Bu Kur'an'ın şartlara yorumlanması ya da şartlara göre şekillenmesi değil. O günün şartlarına uygun bir biçimde Kur'an'ın anlaşılma çabasıdır. Tarih boyunca da hep bu verildi zaten. Bu verilmeye de devam edecek ama bu konuda özellikle herkesin böyle bu alanda çalışan insanların özellikle ödünü koparacak bir şey var ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kim Kur'an hakkında bilgisizce konuşursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Yani eğer Kur'an hakkında bir yorum yapılacaksa o yorum öylesine olmaz. Onun altyapısının olması gerekir. Gerçekten Nebevi ve Rabbani alimlerin bu manada ortaya koyduğu çabalara benzer çabalar ortaya koymak gerekir. Belli bir ilmi dolanım ister. Kur'an'ın bir ayeti hakkında şöyledir diyebilmek böyle bir ilmi donanımı gerektirdiği için bu alanda ehliyet sahibi, liyakat sahibi Kimlerse onlar zaten söz söylerler. Ya da dediğimiz gibi belli alanlarda sadece diyelim ki kişinin uzmanlık alanı vardır. O zaman da diğer alanlara da vakıf olan insanlardan yardım alarak, destek alarak onların rehberiyetinde bu manada bazı şeyler yapabilir. Mesela biz böyle kütüphanelerimizi bu manada bir hatırlayalım. Diyelim ki Taberi'den Suyuti'ye, Suyuti'den Begaviye kadar onlarca hatta yüzlerce diyeceğiz de yüzlerce rivayet tefsirleri görürüz. Yine İmam Zemahşeri'den Kadı Beydaviye, oradan Fahreddin Razi'ye yine yüzlerce dirayet tefsirleri görürüz. Rivayetle dirayet tefsirleri arasındaki farkı bilenler bilir zaten. Tüsteri'den Sülemi'ye, Sülemi'den İmam Kuşeyri'ye yine yüzlerce işari tefsir görürüz. Bu da bir başka alandır biliyorsunuz. E, lugavi tefsirleri görürüz kütüphanelerimizde. Diyelim ki işte fıkhi tefsirleri görürüz. Fenni yani son dönemlerde daha da fazlalaşan bir şey bu. Bilimsel tefsirleri görürüz. Konulu tefsirleri görürüz. görürüz. Edebi tefsirleri görürüz. Felsefi tefsirleri görürüz. Görürüz. Yani herkes kendi bakış açısına göre Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri anlama çabası veriyor ve ona göre yorumlamaya çalışıyor. Ve bu devam edecek. Dünya döndükçe de işte şartlar farklılaştıkça da insanların Kur'an'dan ihtiyaçları, Kur'an'ı anlama noktasındaki ihtiyaçları arttıkça da bu değişecek. Hiçbir müfessir mesela böyle bir iddiada bulunmadı, yine bulunmayacak. Yani aklı başında hiç kimsenin yapmayacağı bir şey. Ben öyle bir tefsir yaptım ki artık kıyamete kadar hiç kimse başka bir tefsire ihtiyacı kalmayacak. Bundan sonra tefsire ihtiyaç bırakmayacak kadar bir tefsir yaptım denmedi, denilmeyecekti. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Dünya döndükçe, dünya hatta yaşlandıkça Kur'an gençleştiği için o gençleşen Kur'an'ın mesajlarını muhataplara duyurma noktasında yorumlamalar devam edecek. Onun için yorum zenginliğinin olmasında hiçbir mahsur yok. Yeter ki bu usule uygun olsun. Yeter ki bu gerçekten Kur'an'ın ruhuna uygun olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biliyorsunuz tebgin diye bir görevi var. Yani onun açıklama görevi. O açıklamadaki beyanlarına uygun bir biçimde olsun. Kur'an'ın ilk cemaati olan sahabe neslinin bize aktardığı temel ilkelere uygunluk arz etsin. Ondan sonra gelen alimlerimizin bize ulaştırdıkları o nebevi bir mirasa uygunluk arz etsin. Yani temel meselelerde bu manada eğer bir ittifak varsa usule uygun davranılıyorsa sorun yok. Yani o manada yorumların zenginleşmesinde ve farklılaşmasında hiçbir sıkıntı yok. Burada bu vesileyle iki noktaya da dikkatleri çekmiş olalım. Birincisi şu ki biz Kur'an üzerinde konuştuğumuzda bu soruyla da bağlantılı bu Kur'an'ın hem ebedi hem edebi hem de edepli bir kitap olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor üç ifade kullandık dikkat ederseniz. Hem ebedi hem edebi hem de edepli bir kitap. Ebedidir Allah'ın kelamıdır. Güncelliği ve evrenselliği hiç kaybolmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir özelliği olduğu için yorumlamaya devam edecektir. Yorum zenginliğin olması da biraz bundan kaynaklanmaktadır. Edebidir, eşsiz bir edebiyat manzumesidir ilahi bir edebiyatı, bir sanatı, bir namesi, bir icazı vardır. Dolayısıyla her da dönem anlaşılma çabası verilecektir. E bu çabada yorumların zenginleşmesine vesile olacaktır. Hem de edepli bir kitaptır Kur'an. Çok önemli olaylardan bahseder, meselelerden bahseder, mesajlardan bahseder. Ama bunu aktarırken o kadar edepli bir dil kullanır ki bu edepli dilde Kur'an'ın üzerinde çalışanların dikkatini çekecektir ve bunun üzerinde de epey çalışmalı olacaktır. Dolayısıyla Kur'an'ın özelliğinden kaynaklanıyor aslında onun yorum zenginliği. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. İkinci bir şey daha var onu söyledik ama bir daha altını çizmek için burada ayrıca belirtmemizde fayda var. E Kur'an'ı yorumlamak belli bir ilim seviyesi ister, o ilim sevgisine sahip olanlar ancak bu noktada konuşmalı ya da onların gözetiminde onların rehberiyetinde bazı şeyler söylenmeli. Bunu niye ayrıca söyledik biliyor musunuz? Mesela Kur'an öyle bir kitaptır ki o bir ilahi hitap. O hitap çok farklı muhatap kitlelerine hitap eder. Yani işte dağın başında sadece işte işi bir çobanlık olan birisine de aynı ilahi hitap bir şekilde hitap eder. Oxford'da bir profesördür ona da hitap eder. Ama onun anlayacağıyla onun anlayacağı elbette bir olmaz. Yani bu noktada farklılık arz etmesi çok normaldir. Ama böyle bir özelliği var Kur'an'ın. Her seviyeye hitap eden bir özelliği var. Kadına, erkeğe, yaşlıya, gence, bilgiliye, bilgisize her insana hitap edecek bir özelliği var. Ama o hitabın farklılığı da muhataplar tarafından daha farklı anlaşılmasına vesile olur. Şimdi diyelim ki Kur'an'da doğumla ilgili bazı ayetler var. O ayetleri birisi okusa. Bir de bunu bir kadın doğum uzmanı okusa. Bir kadın doğum uzmanının okuduğu zaman o ayetleri anlaması ve onu yorumlamasıyla bu alanda hiçbir bilgisi olmayan birisinin anlaması ve yorumlaması aynı olur mu? Elbette ki olmaz. Ama bu noktada eğer yorumun daha isabetli olmasını istiyorsak kadın doğum uzmanı olan birisinin bu alanda tefsiri, hadisi, fıkıhı, akaidi, siyeri çok iyi bilen başkalarından destek almasında fayda var. E bir tefsirci de yani Kur'an ilimleri üzerinde uğraşan birisi de öyle ayetleri mesela diyelim ki doğumla ilgili ayetleri eğer tefsir edecekse onun da kadın doğum uzmanlarından bununla alakalı bilgiler almasında fayda var. Bu da bizi neye sevk edecek? Aslında bu biraz daha bugünkü zeminin bizi işte sevk ettiği bir nokta. Kolektif çalışmalara, daha fazla böyle işte ekip çalışmalarına, farklı tarafların, farklı ilmi disiplinlerin bir araya gelerek ortak bir zemin üzerinde, ortak bir metin üzerinde çalışmaları, daha güzel yorumların ortaya çıkmak çıkmasına sebep olacaktır. Onun için Kur'an üzerindeki gayret çok muhterem. Yani ihtirama, saygıya layık bir çabadır. Allah bu çabadan hiçbirimizi ayırmasın. Bu çabayı gerçek manada verenlerden eylesin. Emeklerin en güzeli inanın ki Kur'an üzerine verilir. Onun için özellikle ekip çalışmalarını çoğaltıp Kur'an'ı daha iyi anlamak daha iyi kavramak ve bu çağın insanına daha iyi aktarma noktasında sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlayıp bu noktada Rabbimizden bize bu alanda daha farklı imkanlar, istifadeler açmasını dileyelim inşallah.